Herkese merhaba. Bu öğretmenlere yönelik bir destek eğitim video serisi. Burada farklı durumlardaki çocuklar için öğretmenlerin neler yapabileceğiyle ilgili genel bir çerçeve çizmeye çalışıyoruz. Son videoda da bu tüm özel durumlar için söylediğimiz şeyleri bir büyük resimde göstermeyi hedefliyorum. Ki o video altın vuruşu yapacak. Esas derleyen, toparlayan son 10. video. Bu videoda 7. videomuzda hırsızlık yapan çocukları konuşmak istiyorum. Hırsızlık tabii birinden onun rızasıyla alırsanız o borç olur, o hediye olur. Güzel bir şeydir rıza varsa, ama rızanız yokken biri sizden bir şey aldığında o bir hırsızlıktır. Tabii hırsızlık vakası isim olarak kötü geliyor ve çocukla hırsızlık kavramı çok özdeşleşmiyor, ama yine de böyle durumlarla karşılaşıyoruz. Burada ilk yapmamız gereken sakin, ihtiyatlı bir tavır sergilemek. Kim o suçlu, bulacağım onu, çantaları çıkartın, az sonra yakalayacağım gibi değil de çocuklar yanlışlıkla çantanıza düşmüş olabilir. Bir çantanıza bakar mısınız? Hani suçlayıcı bir dil değil. Öğrenmeye çalışan ve sorunu çözmeye çalışan, farkında, bilge bir ses tonuyla, bir istekle çocuklarınızla iletişiminizi güçlendirecek bir üslupla. Çünkü çalmış olabilir, heyecanlanır, korkar, yanlış hareketler yapar, panikler, bayılabilir, şiddet çıkarabilir, şiddete dönüştürebilir olayı. Arkadaşına iftira atar, aldığı şeyi bir başkasının çantasına atar. Herhangi bir konu oluşabilir. Dolayısıyla öğretmenin bir hırsızı bulduk falan diyen çocuklara sakin olun çocuklar. Hırsız aramıyoruz. Okullarda böyle şeyler olur. Yanlışlık vardır. Mutlaka bulacağız, düzelteceğiz. Bu yaklaşım öğretmenin saygınlığını arttırır ve öğretmenin yanılarak bir çocuğun geleceğini karartmasını engeller. Hırsızı bulduk, götürdük, cezasını verelim, disiplin cezası, anasını babasını çağıralım. Bunlar öğretmenin mesleki tavırları değildir. Tekrar ediyorum, hakimlik, savcılık, polis, asker, bunlar kutsal, önemli görevler, meslekler. Ama bir öğretmen bu şekilde bu meslek gruplarının yöntemlerini kullanarak eğitim öğretim yapamaz. Biz öğreticilerin farkındalığının artmasını, toplum olarak kaynaşmasını, iletişim kurmasını, empati becerilerinin gelişmesini falan istiyoruz. Hedeflediğimiz şeyler bunlar. Farkındalığı artmayan bir çocuk, toplumsal yasalara uyum sağlamayan, toplumunu, milletini özünden çok sevmeyen gruplar İlla ki hırsızlık da yapar, yan kesicilik de yapar, başka problemler büyüdüklerinde başka sorunların da kaynağı olur. Dolayısıyla bizim hedefimiz çocuk yaşta, ağaç yaşken eğilir diyoruz ya, çocuk yaşta bu farkındalığı oluşturmanın temellerini atmak. O anlamda suçlamak, etiketlemek ileriki problemlerin yolunu açacaktır. Bizler pişman olmayı, geri adım atmayı, özür dilemeyi, farkına varmayı öğretmeye çalışıyoruz. Bu konulardaki içlerindeki mekanizmayı dürtüyoruz. Öğrenecek olan kişinin kendisidir. Kimse kimseye bir şey öğretemez, kişi istemedikten sonra. Bu anlamda farkındalığını arttırırken şunu da fark etmemiz lazım, bizim fark etmemiz lazım. Örneğin sınıfta kokulu bir silgi var ve bir çocuk parası olduğu halde o kokulu silgiyi alamıyor. Çünkü yurt dışından gelmiş. Örnek veriyorum. Örneği bu anlamda değerlendirin. Yani birebir düşünmeyin de farklı bir örnek daha iyi de uyum sağlayabilir bu anlatmak istediğimi. O kokulu silgiyi çocuk arkadaşının cüzdanından bir şekilde alıyor, kendi çantasına atıyor. Neden? Parası olsa dahi alamayacak. Belki parası olmadığı için alamıyor, ama parası olsa dahi alamayacağı bir şey belki. Eve götürmek, koklamak, kendi defterini silmek falan filan istiyor. Çok özenmiş. Şimdi bu bir hırsızlık mı? Bu bir masumluk. Bu masumluğu hırsızlık etiketiyle kirletmeyelim lütfen. Ne yapabilir öğretmen? Bu silginin kaynağı kimse, bu çocuğun velisi olabilir, başka bir şey olabilir. Bir tane de baktığı sınıfta farklı bir şeyler var. Çocuklar o Ahmet'in silgisini herkes kullanmak istiyor. Herkes o silgiye özeniyor. Ya bilin ki o silgi çalınabilir. O zaman Ahmet'in silgisinin kaynağı neyse bir iki tane de öğretmen temin edebilir. Benzer bir şey alabilir. Çocuklar bu kokulu silgi Ahmet'in silgisine benziyor. Herkes bugün birer defa, ikişer defa kullansın. Ondan sonra her gün sırayla bir kişi evine götürsün. Bak bu hırsızlığın önüne kesecek bir şeydir. Bir hırsızı yakaladınız, bir çocuk bir şey çalmış, bir şey yapmış. Neden yaptım oğlum değil. Neden yaptım bunu değil. Sen bu silgiyi çok mu sevdin? Mesela farklı bir sorudan başlayın. Bu silgi gerçekten de güzelmiş. Arkadaşından istesen vermez miydi? Hani nasihat etmeyin. Hırsızlık kötü bir şeydir, hırsızlık yapan iyi değildir. Toplumda hiç kimse hırsızı sevmez. Böyle nasihatlarla değil de soru sorarak. Arkadaşından istesen vermez miydi? Verirdi öğretmenim. Sen neden alıp çantana koymayı tercih ettin? Öğretmenim düştü yanlışlıkla. Olabilir, doğrudur, düşmüştür. Ama daha dikkatli olmalısın çünkü bu arkadaşına ait bir şey. Onun rızasını alırsan, onu ikna edersen istediğin kadar kullanabilirsin. Ama onun rızası olmadan bu silgiyi alamazsın. Bu kadar net. O ona ait bir silgi ve o kullanıyor. Ona amcası Almanya'dan getirmiş. Olabilir. Türkiye'de yok. Olabilir. Arkadaşını ikna etmelisin. Zorlamamalısın, şiddet kullanmamalısın, hırsızlık yapmamalısın, ikna etmelisin. Baktı arkadaşları hiç kimse o çocuğu ikna edemiyor. Öğretmen olarak siz tatlı bir üslupla ikna etme yoluna girebilirsiniz. Ama ikna edemezseniz o çocuğun hakkıdır. Hak, hukuk, adalet bu kavramları genç yaşta öğrenmesi gerekiyor. O çocuğun, o silginin aidiyeti o çocuğa aitse o çocuğun rızası olmadan kimse kullanamaz. Bitti. Halde öğretmenin arkadaşlarının o çocuğun rızasını alması, ikna etmesinin yolunu açması, göstermesi gerekiyor. Bu da iletişim becerilerini geliştirecektir. Ama gizlilik ve mahremiyeti korumak da çok önemli. Yani bir çocuğun çantasından çıktı, işte o çocuğu bulduk diye değil. Çocuklar siz ben çantalarınızı kontrol edeceğim, buradan bir uzaklaşın falan diyerek kimin çantasına çıktıysa mesela onu alıp silgiyi elinizde tutarsınız. Çantaların hepsini araştırmaya devam edersiniz. Sonra da ben yerde buldum çocuklar gibi bir numara yapıp o çantasına çıkan çocuğu daha sonra bir zaman çağırırsınız. Mahmutcuğum seninle güzel bir sohbet etmek istiyorum. Nasıl hissediyorsun kendini? Bugünlerde nasılsın? Her şey yolunda mı? Ya geçen aramada o silgi nereden çıktı biliyor musun? Belki yanlışlıkla düşmüştür ama senin çantandan çıktı. Neden aldın? Yani çok mu sevdin o silgiyi falan? Sohbet esnasında çocuğu konuşturmak. Yani birden o sorgulayıcı, despotik üstten yapıyla diyaloğa, iletişime geçerseniz çocuk ağlamaya falan başlar. Hiç gerek yok. Yani bir silgi için çocuğun ağlamasına hiç gerek yok. Hiçbir şey için çocukları ağlatmaya gerek yok. Ama burada öğretmenin de peşini bırakmaması lazım. Daha önce de söyledik. Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur. Sınıfı kendi haline bırakamazsın. Sınıf dediğim yapıyı, eğitim tüm birimlerini kendi hallerine bırakamazsın. Takip etmek, gözetlemek, gözlem yapmak, bu gözlemlerin sonuçlarını değerlendirmek ve tekrar sistemde revizasyon yapman gerekiyor. Çocukla iletişimi kurduktan sonra, nedenlerini keşfettikten sonra o nedenlerin üzerine beraber gidebilirsiniz. Teşekkür edersin açıkça söylediği için ama tekrar hatırlatırsın rızası olmadan bu iş doğru değil. Çok istiyorsan, paran yoksa, bulamıyorsan bana söyleyebilirsin. Ben bu işi çözmek için yardımcı olurum ama arkadaşın rızası olmadan o silgiyi alamazsın. Genç yaşlarda, küçüklükte bu tür diyaloglarla çocuğun ikna olması, yani o silgiyi almadığında bir şey olmayacağını, o silgiyi almanın ikna etmeyi gerektirdiğini, başka yollarla çalışarak alabileceğini, ailesiyle iletişim kurabileceğini, bir şeye sahip olmanın rızasız olmaması gerektiğini fark etmesi lazım. Çünkü rıza kavramı tüm sosyal kuralların temelini oluşturuyor. Örneğin bir kadın, bir erkek birbirlerini sevebilirler ve birlikte olabilirler. Eğer rıza yoksa bunun ismi tecavüz, eğer rıza varsa bunun ismi nikah, evlilik, yuva kurma, birliktelik gibi gerçekleşiyor. Aynı şekilde para, borç, rıza varsa, rıza yoksa hırsızlık. Aynı şey bir eve giriş, eğer ailenin rızası varsa bu bir misafirliktir. Ailenin rızası yoksa bu bir haneye tecavüzdür. Yani rıza kavramının ne kadar önemli olduğunu ve bu rıza için yapılması gereken en önemli rolün de ikna etmek olduğunu, ikna etmek için güzel bir iletişim dili kurmak, güzel bir arkadaşlık kurmak gerektiğini çocuğun zamanla anlaması gerekiyor. Bunun yollarıdır. Sınıfta bir hırsızlık olması aslında öğretmen için bir fırsattır. Ama olaya hırsızlık diye etiketlerseniz olaya bakışınız değişir. Kendinizi polis gibi, avukat gibi hissetmeye başlarsınız. Hiç gerek yok. Mesleğimiz gereği bizim amacımız suçluyu belirleyip cezaevine atmak değil, topluma kazandırmak. Zaten cezaevleri de amacı bir geri dönüşüm makinesi gibi düşünebilirsiniz. Toplumda çeşitli suçları işlemiş kişilerin bir düşünme fırsatı verip bir hapishanede onların tekrar topluma kazandırılmasını sağlamaktır. Yani bugün bir tane kağıt kullandıktan sonra geri dönüşüm için uğraşıyoruz da çok daha kıymetli bir insanı ne yapalım, öldürelim mi yani? Hapse atıyoruz, orada rehabilite olmasını, düzelmesini, geri dönüşmesini ve topluma tekrar faydalı bir insan olarak oradan çıkmasını kurgulayarak oraları tasarlıyoruz. Şimdi eğitim ise bu işin cezaevine gitmeden hallolması için var. Yani okul sayısı arttıkça, nitelikli öğretmen arttıkça biz şunu düşünüyoruz. Hapishaneler azalacak. Suça meyilli insanlar azalacak. Ama eğer okullar azalırsa, okullardaki nitelikli öğretmenler azalırsa hapishaneler artmaya başlayacak. Hapishanelerdeki insanların temel şeyi de, ortak noktası da rıza. Karşı tarafın rızasını almadan kanunsuz işler yapıyor olmaları. Bu rıza verilmemesinin sebebi de iletişimsizlik. Yani paraya ihtiyacınız olabilir. Patronun kasasından para çalmak suç nedenidir. Ama patronu ikna edebilirseniz bu alacağınız borçtur, hibedir. Kavramların net oluşması için bu hırsızlık olayı da büyük bir fırsat. Nedenlerini keşfettik, o sonuç nedenlerini çözmeye çalıştık. Yani rehberlik servisi idare eder gibi şeylerle ilişki kurmayı düşünebiliriz eğer çözemiyorsak. Yahya Kemal Beyatlı'ya hitap edilen bir durum var. Bu okulda bir hırsızlık olayı oluyor, getiriliyor çocuk. Ve diyor ki yavrum sen mi yaptın? Hayır müdürüm diyor. Tamam çıkabilirsiniz, ben öğrencime güveniyorum diyor. O yapmamış diyor. Birkaç gün sonra öğrenci teşekkür ediyor. Şeyi getiriyor, çaldığı şeyi, ama müdüre teşekkür ediyor, sağ olun diyor. Yıllar sonra bir emniyet müdürü olarak bir mektup yazıyor. O gün diyor beni dürüst olma konusunda bana güvenerek bana büyük bir katkı yaptınız diyor. Bu anekdot gerçek olmayabilir ama güzel bir hikaye. Bu duruma benzer durumlar çok sayıda karşılaşabilirsiniz. Yani önemli olan hırsız diye etiketlemek değil. Sakin olmak, olaya temkinli yaklaşmak, kişiyi suçlamamak, olayı çözmeye yaklaşmak, olayı örtmeye yaklaşmak ama olayı görmezden gelmek değil. Olayın bilakis üstüne giderek çocuğun yaptığı davranışın doğru olmadığına çocuğu ikna etmek. Sadece ihtiyaç için yapan değil. Yani baklava çalan çocukları kastetmiyorum. Zengin olduğu halde bu hırsızlık işine alışmış insanlar var. Yani çok büyük restoranlarda yemekler yiyip çatal çalan kişiler var. Bunlar bu işi bir heyecan arayışı için yapıyorlar. Bir heyecan oluşsun diye yapıyorlar. Bunlar psikolojik nedenleri var. Bunları Yani psikologların da görmesi ve onlarla iletişim kurması gerekir. Ama birçok problemi, bu tarz problemlerin çözümü aslında kişinin farkındalığıyla oluşmaya başlıyor. Yani ben neden bunu yapıyorum? Paraya ihtiyacım yok. O çalacağım çatala kaşığa ihtiyacım yok. Peki ben bunu neden yapıyorum? Heyecan için. Peki ben başka şeylerle heyecanlanmamı, yasal olan şeylerle heyecanlanabilirsem, insanların rızasını alarak heyecanlanabilirsem, yamaç paraşütü yaparak da heyecanlanabilirim. Bunu fark etmeye başladığında, bunu öğrenmeye, bunu görmeye başladığında farklı örnekleri öğretmen eğer onun önüne sererse, aileyle iletişim halinde olunursa, alternatif davranışları, hani silgini alabilir miyim Mahmutcuğum, hani bu isteme cümlelerini öğretirseniz çocuğa, çocuk değişecektir. O ebeveyn, aile değişecektir. Heyecan arayan yetişkin değişecektir. Tek aynı hedefe farklı yollarla çıkılabileceğini göstermek gerekir. Yani bir kişinin evine zorla girmek yerine onu ikna ederek onun evine misafir olarak da girebilirsin. O ikna etme faslı farklı yöntemler kişi görmesi gerekiyor. Yani her içinden geleni yapamazsın. Benim içimden şu geldi. Girip bahçede meyveleri yemek geliyor. Hayır. İzin alman lazım. İzin alırsan yapabilirsin. İzin alamazsan bu bir suçtur. Başka birinin bahçesinden bir şeyler almak. Bu disiplin ve sınırlar koymak koymayı sağlıyor. Yani çocuksun diye her istediğini yapamazsın. Kurallar var. Toplumsal kurallar var. Bu tür durumlar toplumsal kuralları vurgulamak için büyük fırsatlar. Yani ben istedim, şu arabanın camını kırdım, arabaya bindim gittim. Olmaz. O arabaya binmek mi istiyorsun? Arabanın sahibinden isteyebilirsin. Arabanın sahibi vermedi mi? Çalışıp para kazanıp o arabayı alabilirsin. Çalışıp para kazanma o arabayı almana izin vermiyor mu? Arabayı satılan galeride galericiden rıza isteyebilirsin. Galerici izin vermiyor. Öteki galericiye gidip bir kullanabilir miyim dersin. İçine oturabilir miyim dersin. Yani kendi istek ve arzularını öldürmeden, yaşam coşkunu öldürmeden ama rızalarını alarak bu işleri nasıl yapabilirimi öğrenmeye başladığın anda suçlardan uzak durmaya başlıyorsun. Bu anlamda hırsızlık yapan çocuğun terbiyesi çok önemli. O çocuk çocukluk yaşta 1, 2, 3 hırsızlık yapıyor, 4, 5 yapıyorlar. Önlenmezse büyük bir hırsız olabilir. Ama önlenirse bu girişimler sonuçsuz kalacağı için ve çocuğun farkındalığı artacağı için büyük bir hırsız olmayacaktır. Bunun için rol model olmakta da fayda var. Mesela şöyle bir şey önerebilirim. Bir ufak kutu oluşturup yerde bulunan paralar oraya atılabilir. Çocuklar cebindeki bozukları atabilirler. Siz atabilirsiniz. O kumbarada bir para birikir. O parayla beraber boya seti alabilirsiniz. Boya setini birlikte kullanırlar. Birlikte kullanmayı öğrenirler. Tasarruf yapmayı, birbirleri için fedakarlık yapmayı, bir şey satın almayı, satın aldıkları şeyi beraber kullanmayı. Bakın bunların her biri bir toplumsal uzlaşı becerisidir ve bunlar zamanla kazanılır. Aile cüzdandan para alınıyorsa o para ne zaman alınıyor? Nerelerde harcanıyor bakılabilir. Çocuğun harçlığı azsa, arkadaşları dondurma yerken çocuk canı çekiyorsa ve bir cüzdanda çok para gördüyse, annesi babası yokken o cüzdana ulaşabileceği boy hizasındaysa ve çocuktan para saklanıyorsa, çocuk canı çok dondurma istiyorsa bir ister, iki ister, üçüncüsünde o dondurma için o parayı çalabilir. Aile sakin olmak zorunda. Durumu anladığı anda nedenini konuşmak zorunda. Çocuk üzülebilir ama çocukla iletişim kurulması gerekiyor. Çocuk dondurma için onu çaldığını anlattığında, itiraf ettiğinde ise ailenin yapması gereken kendi zevklerinden fedakarlık edip çocuğun dondurma zevkini desteklemeleri gerekiyor. Eğer kendi zevkleri de yoksa, çok ciddi manada düşkünlük, yoksulluk içerisindelerse, bunun böyle olmaması gerektiğini belirterek kendi durumlarının da iyi olmadığını, ama şimdi dondurma yiyemeyeceğini ama ileride mutlaka bir gün imkanlarının düzeleceğini ve anne babanın çocuğun dondurma yemesi için çaba sarf edeceğini samimi bir dille anlatmalı. Biz bir aileyiz. İlk yapacağımız güzel iş senin bir külah dondurma yemen olacaktır diyerek, şu anda param yok oğlum ama bir hafta sonra bir yerden bir para gelecek. Onunla ilk yapacağım şey sana bir külah dondurma almak olacaktır diyebilmeli. Ya da mesela buzdolabında buz oluşturup o buzu kaşıkla yemesi gibi farklı bir dondurmamsı bir şey oluşturmak olabilir ev imkanlarıyla. Ya bir yöntem bulmalılar ama ailecek bulmalılar. Konuşarak, ikna ederek, samimi bir ortamda. Şu anda verdiğim örnek kötü bir örnek de olabilir ama bu örneğin daha iyisini siz kendi zihninizde oluşturabilirsiniz. Demek istediğim şey, aile ortamını, sınıf ortamını bozmadan, o kişiyi suçlamadan ortak bir yol bulmak gerekiyor. Suçlarsanız ve bunu bir fırsat bilip rıza alma olayını işlemezseniz sonuçları kötü olacaktır. O halde bizler bu rıza kavramını önemsemeli. Bunu bir eğitimde fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.